Selam arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum. Bugün sırasıyla İpek Enerji, Koza A ve Kozal hisse senetlerinde kısa değerlendirmelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Hemen İpek Enerji hissesiyle incelememize başlayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz, klasik olarak düşen kanal içerisinde verdiği tepki ile birlikte hisse fiyatlaması teknik açıdan kanal içerisine geri dönmüş ve bu bölgeden sonra kanal direncine doğru gitme eğilimini gösteren bir harekete sahip olduğunu görüyoruz. Bu bölgede yeni bir trend oluşturma eğilimi içerisinde olan hisse senedinde hemen şöyle bir yakın trend desteği çizerek hissenin yukarı yönlü açısını tespit edip bu kanal üzerindeki hareketlerinin devamında üst kanal direncine mi gidecek yoksa şunun rengini de hemen beyaz yapalım. Beyaz desteğe doğru geri çekilmeler mi yapacak? Bunun tespitinde bulunmak için yakın destek noktalarını bu şekilde çizebilirsiniz. Yine teknik açıdan daha yakın periyotta şu bölgede oluşturmuş olduğu yine yakın destek seviyesi olarak şöyle bir trend çizgisi oluşturabiliriz. Kısacası arkadaşlar bu trend desteğini kırarsa alt desteğe inme ihtimali artacaktır. Üst bölüme doğru devam ettiği sürece bu mesafelerin oluşturmuş olduğu yeni trend açılarına eşlik edecek trend çizgileri çizebilirsiniz. Şöyle ki mesela bu iyice dikine çıkan bir açı. Ve bu trend çizgilerin sağ tarafına geçen hisse fiyatlaması teknik açıdan bir alt açı desteğine doğru geri çekilecektir. Bunu kırarsa bu bölgeye ana trend desteğine geri çekilmiş olacak. Teknik açıdan hani çizgiler bazında takip etmek isteyenler hisse fiyatlamasını bu şekilde takip edebilir. Hisse fiyatlaması yukarı doğru yoluna devam edecekse eğer teknik açıdan üst bölgedeki bir önceki zirve fiyatı olan 35.02 hattına doğru ilerlemeye devam ederken önüne de çıkacak direnç bölgelerinden bir tanesi 30.12'de bulunan düşen kırılım hattı 29 ile 30'lu seviyelerde diyelim 29.80 30.10 seviyelerinde bulunan dük hattında eğer bu bölgeyi kırarsa bir önceki tepe yani yakın ikili tepe hattına doğru bir hareket izleyeceğiz. Daha sonrasında ise bir üst seviyede bulunan zirve fiyatı olan ana ikili tepe zirvesi dediğimiz 41.88'e doğru hareketlerini izleyebiliriz teknik açıdan. Tabi bu süreçte hızlıca bu şekilde gideceğine dair bir işaret yok. Biz sadece grafikte resim olarak baktığımızda teknik açıdan çizimlerle birlikte görebileceğimiz bölgeleri ifade etmeye çalıştığımızı tekrardan hatırlatmış olalım. Şimdi bu çizgileri kaldırarak ortalamalarımıza bir bakalım ne alemdeymiş. Hemen şöyle kontrol ettiğimizde arkadaşlar aylık pivot değeri olan 28.17'ye doğru hareketlendiğini görüyoruz. Bizim yuvarlatılmış ortalamalarımızdan ve hull ortalamalarımızın üzerine atan hisse fiyatlamasında teknik açıdan potansiyel olarak gücünü koruduğunu, hacimlerin güçlendiğini ve 4 saatlik grafikte özellikle momentum ve RSI'ın aşırı alım bölgesine geçiş yaptığını görüyoruz ki bu da hissede güçlü atakların devam etme ihtimalini arttırıyor. Bu noktada karşısına yakın planda baktığımızda aylık pivot değeri olan 28.17 hattının çıktığını görüyoruz. Hisse fiyatlamasının bu bölgede gelebilecek kar satışlarına karşı dikkatli olmakta fayda olduğunu hatırlatarak yine yakın trend çizgilerinden baz alarak yakın trend seviyelerinde ilerlemek için 25.70 gibi bulunan bizim SMMA 26'lık ortalamamız bu. Bu desteğe zaman zaman geri çekilip ihlaller yapıp tekrar geri döndüğünü görüyoruz. Yani bunu dileyen daha kısa periyotlarda takip edebilir teknik açıdan. Görsel olarak alışık olanlar yapabilir diye de hatırlatmada bulunalım. Şimdi yine arkadaşlar bizim sürekli takip ettiğimiz yakın destek noktaları olarak ifade ettiğim saatlik periyotta MA13-21 kesişimleri ve MA55 desteğiyle birlikte hareket alanlarını sürekli izliyor ve takip ediyorduk. Biliyorsunuz. Bu noktada sırasıyla birlikte üst bölgede kritik direnç noktaları olan 27.38 ve 27.88 saatlikte son direnç bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. İse baktığımızda momentum ve RSI'nin de aşırı alım bölgesinde saatlikte bu bölgelerde gelebilecek kar satışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Özellikle yakın destek noktası olarak baktığımızda 26.66 hisse fiyatlamasında karşımıza çıkıyor. Günlük gün içerisinde 26.66 üzerinde kalmaya devam ettiği sürece üst bölgedeki 27.38 ve 27.88
dirençlerine gitmeye çalışacak, oralara test etmeye çalışacak bir görüntü sergileyeceğini söyleyebiliriz teknik açıdan. Yine aynı şekilde bakın 27.58 ve 27.72 dirençleri var 4 saatlik grafiklere. Ve teknik açıdan 26.78 desteği olmuş bir alt bölgede. Bu noktaları bu şekilde hareket alanlarını takip etmek bizler için daha kolay ve faydalı olacaktır. Şimdi aynı bahsettiğimiz olay bakın mesela İpek Enerji'de ne dedik? Kanal direncine doğru yürümeye çalışan hareketini izliyoruz diye. Bu noktada da Koza A hissesi teknik açıdan baktığımızda kanal direncine oldukça yaklaşmış durumda. Teknik açıdan bu bölgeyi devam ettirme açısından baktığımızda destek olarak 43-42 4 saatlik grafikte gözüküyor. Üst bölümde RSI ve Momentum yine RSI aşırı alım bölgesinin altında kalmış ama Momentum hala yukarı yönlü hareketin desteklemeye çalıştığını ifade ediyor. Teknik açıdan potansiyelini koruyan hissenin eğer dük olması halinde ikili tepe noktası 53-35'lerde olduğunu tekrardan hatırlatmış olalım. Hemen saatlik destek noktalarına da baktığımızda daha yakın destek seviyeleri tespiti için arkadaşlar tüm bizim yuvarlatılmış ortalamaların üzerinde olduğunu hisse fiyatlamasının saatlik periyotta 13-21 güzel bir bulut oluşturmuş ve bulutun üstünde devam ettiğini görüyoruz. Teknik açıdan da 44-60 gibi bir destek alanı oluşturmuş durumda. Şurayı kapatıp hemen baktığımızda ise teknik açıdan arkadaşlar yine aylık periyot değeri olan 41-18'in üzerinde hareketini devam ettiren hisse fiyatlamasında artık aylık R1 seviyesi olan ve düşen hattının da bir tık üstünde kalmış olan 48-27'deki R1 direncine doğru gitme eğilimini gösterdiğini görüyoruz. Bu bölgede kritik destek seviyelerini saatlik periyotta göstermiştik zaten. Daha kısa periyotta bakmak isteyenler için ise özellikle şu dille şu şekilde gösterelim. Saatlik periyotta MA55 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece kapanışlar devam ettiği sürece hisse fiyatlaması trendine devam etmeye çalışacaktır arkadaşlar. Bununla alakalı aslında şöyle bir şey de gösterebilirim. Hemen şu bölgede şöyle yapalım. Bakın arkadaşlar şöyle saatlik periyotta bu ortalamalarımız bizim 15 dakikalık, 1 saatlik, 4 saatlik, düzeltiyorum günlük ve haftalık MA55 seviyeleri var. Bu MA55 seviyelerin üzerinde kaldığı sürece hisse fiyatlaması bakın nasıl trend oluşturuyor. Sırasıyla 15 dakikalık 1 saatliği kestikten sonra bir trend açılımıyla birlikte daha yüksek MA55 değerlerinin üzerine ata ata yoluna devam ediyor. Teknik açıdan da baktığımızda eğer 15 dakikalık 55'lik ortalama saatlik ortalamayı aşağıya keserse bir satış oluşuyor. Güçlü bir satış baskısıyla hisse fiyatlaması derinlemesine bir düzeltme içerisine girebiliyor. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olalım. Bu da aklınızın bir köşesinde kalsın. Sırasıyla dediğimiz gibi MA55'in 15 dakikalık, 1 saatlik, 4 saatlik, günlük ve haftalık değerlerini bu şekilde koyduğumuzda bize şekilsel olarak bu şeyi veriyor. Aynı şey bakın Kozal hissesinde de geçerli arkadaşlar. Teknik açıdan 15 dakikalık, 1 saatlik kesişimiyle birlikte bir trend başlatıyor. Sonrasında yatay dirençleri test ede de tekrar yukarı doğru devam ediyor. Yani teknik olarak biz ne diyeceğiz? 15 dakikalık periyotta yukarı yönlü hareketini devam ettirdiği sürece yani 1 saatliği aşağı kesmediği sürece 15 dakikalık fiyatlama teknik açıdan yukarı yönlü potansiyelini korumaya devam edecektir diye ifade etme şansına sahibiz. Yine bu bölgede biz Kozal hissesini diğer yöntemimizle de incelemeye çalışalım. Bu noktada baktığımızda ise hisse fiyatlamasının güzel bir trend açtığını görüyoruz. Güçlü. Şu bölgede zaten oluşturmuş olduğu bir fincan kulp vardı. Bunu daha öncesinde de Twitter'da resimsel olarak paylaşmıştım. Şöyle göstermek için şöyle şurayı da kapatalım. Görsel olarak baktığımızda burada bir teknik açıdan kulp kadar yukarı gitmiş. Hemen şurada bir destek çizgisi oluşturarak bu noktada geri çekilme alanlarında trendin sağına geçildiği takdirde hisse fiyatlaması bakın şurada dikine gidiyor. Bunun sağına geçtiği zaman teknik açıdan bir alt trend desteğine doğru geri çekilme yapabileceğini ifade edebiliriz. Teknik açıdan şöyle bir açı oluşturabilir. Yani çok temas etmesi için şöyle baktığımızda şuradan yakalamış gibi gözüküyor.
Yani bu desteği kırarsa bu desteğe kadar inecek bir görüntü söz konusu olabilir arkadaşlar teknik açıdan. Grafiksel olarak görüntü bu şekilde. Çizgilerle yerde takip etmeyi sevenler için. Yine teknik açıdan arkadaşlar hemen ortalamalarımıza şöyle baktığımızda aylık piyot değerinin üzerine 21-25 seviyesinin üzerine onaylı bir şekilde atması hisse fiyatı için oldukça güzel bir hareket olmuş. Hacimler de ortalamaların üzerinde geliyor şimdilik. Özellikle 24-25 milyonun üzerindeki hacimlerde hisse fiyatlaması gücünü net bir şekilde göstermiş. Teknik açıdan potansiyel olarak baktığımızda hisse fiyatlamasının arkadaşlar bir çanak katlama eğilimi içerisinde olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bu kanal şöyle yapalım hemen. Hani şurayı basitçe bir hedef belirleme yapacak olursak şuradaki hareketi arkadaşlar yukarı taşımak için bir çanak katlama olayı ve hedef fiyatı da şu şekilde 3 aşağı 5 yukarı 24-54'lere gitmeye çalışacak bir harekete hep birlikte şahit olabiliriz. Görüntüsü ve tekniği formasyonu oldukça güzel olan bir hisse. Şu an için hareketini devam ettirdiğini görüyoruz. Teknik açıdan saatlik periyotta hemen destek alanını oluşturmak için mavi bulut üzerinde kaldığı sürece bize 21.76 desteğiyle saatlik periyotta takip etmeye devam edilebilir. Yine klasik olarak 15 dakikalık periyotta da MA55 seviyesi 21.58'de bu noktanın üzerinde kaldığı sürece yaptığı düzeltmeler daha yukarı kendisini itmek için güç toplama hareketleri olacaktır. Bu bölgelerde yataya sararak yukarı doğru hedefine doğru ilerlediğini net bir şekilde görebiliyoruz. Teknik açıdan alt bölümde osilatörlerin de ana desteği kırılması takip edilebilir. Bir yandan MA55'in aşağı doğru kırılması takip edilebilir. Hisse fiyatlamasındaki bu klasik hareketleri aynı şekilde daha önce MA55 serisiyle kombosuyla de takip edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Kozal'da şu an için 21.58 klasik yakın destek seviyesi olarak hisse fiyatlamasında önemli bir destek. Yani bunu daha kısa periyotlarda takip etmek isteyenler 5 dakikalık falan da açabilir. Kişinin kendisine kalmış daha kısa periyotlar için kullanmak isteyenler ne şekilde çalıştığını test edebilirler. Ben klasik olarak bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Sizlere de bu şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, bugünkü hisse yorumlarımız bu şekilde. Yarın başka hisselerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bol kazançlı günler diliyorum.